inkar ediyor mu? Belli ki arada kalmış. Sahte evlilik aklına yattı demek. Bahanesi de hazır. Her şeyi öğrenmeliymiş. Bir gelişme var mı? Ne demek yok? Bu iş derhal çözülecek demedim mi? Bahane bulmayın. Başka bir yol bul. Bir gelişme olduğu anda da ara beni. Gelsene, niye kapıda bekliyorsun? Geleceğim, geleceğim de... Bir bakışınla etrafa saldığın yıldırımlar... beni de çarpar diye korkuyorum kırımla, kırımla. Tamam, tamam, geldim. Yalnız o az önce konuştuğun adamın yerinde olmak istemezdim ha. Bu daha bir şey değil mesele çözülmezse. Neyse, haberlerim var galiba. Var var, haklı çıktın. Sergo ile bağlantılı adamlardan birkaç tanesini yakaladık. Yalnız bu adamlar tam bir pislik, haberin olsun. Bellerinde ruhsatsız silah, gasp, adam kaçırma, yaralama, cinayet, bak ne ararsan var diyorum sana. Bir şey öğrenebildin mi? Sorgudalar. Suikast hazırlığındayken yakalamış çocuklar. Detayları öğrenmeye çalışıyorlar. Ha, bir de bu Sergo denilen adamın diğer planlarını, yerini vesaire vesaire. Sağ ol Ferit. O Adi'nin sonu gelecek eninde sonunda. Bulacağım onu. Merak etme kardeşim. Ben buradayım. Çözeceğiz biz bu işi. Çözeceğiz. Sen az önce niye kızdın o adama telefonda? O adamlar boş durmadı. Mürebbiyenin sınır dışı edilmesi için çalışma izniyle ilgili bir oyun kurmuş. Gürcistan'a dönmesini sağlayıp eline düşürmeyi planlıyor. Böyledir bu pislikler. Elleri her yere uzanır. Ne yaptınız, mahkemeye başvurdunuz mu? Süreç çok yavaş ilerliyor. Ha, sen o yüzden gerginsin. Yetişmez diye korkuyorsun. Suç olduğunu belirterek söylüyorum, bir yol daha var. Formalite evlilik. Düşündünüz mü bunu da? Evet. Güzel, mantıklı kardeşim. Kiminle? Şşş. Bana bak. O görücü adam değil mi sakın? O. Geldi, yeniden evlenme teklif etti. Çakala bak ya. Kendine fırsat yaratmaya çalışıyor. Ulan çakal. Kırımlı yer mi? Yemez. İzin vermeyeceksin değil mi kardeş? Beni ilgilendirmez. Mürebbiyenin kararı. Ne isterse onu yapar. Ama ben Sergo denen o mafya bozuntusunun eline kimseyi yem etmem. Pero. Ben yine dostun olarak sana söyleyeyim kardeşim. Bu formalite evlilik işleri çok riskli işler, haberin olsun. Yakınında tanıdığı, bildiği, güvendiği birisiyle evlenmesi lazım. Mesela senin gibi. Mümkün değil. Tabii tabii. Değildir tabiciğim. Ne bu surat ifadesi? Ne demek istiyorsun sen? Ben anladım seni kardeşim. Sen formalite de olsa formalite evlilik teklif etmekten korkuyorsun. Çünkü sonrasında duygularına gem vuramayacağını düşünüyorsun. Saçmalık. Benim öyle senin sandığın gibi duygularım, korkularım falan yok. Tabii canım, tabii. Kardeş sen duydun mu? Dünya aslında dümdüzmüş, böyle tepsi gibi. Dümdüz. Ferit. Neyse, ben kaçıyorum. İşlerim var. Sen fikrini değiştirirsen ara beni. Seve seve şahidin olurum senin. Git artık. İşinden kalma. Bak bak. Yıldırımlar çıkmaya başladı. Sen beni camdan atmadan ben gideyim kardeşim. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Yalnız son bir şey söylemem lazım. Ne? Ona emanetim diyorsan eğer, o evlilik teklifi sana düşer. Benden söylemesi hadi eyvallah. Ferit.